Fare kentin nasıl koktuğu isminden kolayca tahmin ediliyor. Yine de kasapların parçaladığı deniz yılanlarından tüten kan ve safra kokusunun sindiği havayı soluyarak gölgelerde saklanmış bekliyorum. Paslı kancalar çetesinin baştan aşağı silahlı üyeleri yanımdan geçerken şapkamı yüzüme iyice indirerek karanlıklara siniyorum. Bu çocukların çok vahşi diye adı çıkmıştır. Adil dövüşsek beni yenebilirler belki ama ben ne adil dövüşürüm ne de bu sefer dövüşmeye geldim. Peki Bilgewater'ın en leş mahallelerinden birinde neyin peşindeyim o zaman? Tabii ki paranın. Başka ne olacaktı? Bu işi kabul etmek başlı başına kumardı ama ücreti o kadar tatlı geldi ki geri çeviremedim. Hem zaten önceden etrafı kolaçan edip desteği kendi lehime düzenlemiştim bile. Sallanmaya niyetim yok. Sessizce girdiğim gibi çıkacağım. İşim bittiğinde paramı cebime indirip gün doğmadan koşarak uzaklaşacağım. Her şey yolunda giderse o lanet şeyin kaybolduğunu anladıklarında ben Valoran yolunu yarılamış olurum bile. Kopuklar koca mezbaha binasının köşesini döndüler. Tekrar buraya gelmelerine 2 dakika var. Bana bol bol yeter. Gümüş ışıklar saçan ay bir bulut kümesinin arkasına kayıverdi. İskele gölgeler içinde kaldı. Gündüz yapılan işlerden kalan tahta kasalar rıhtıma dağılmış. Tam siper almalık. Ama ambarın çatısında gözcüler görüyorum. Elde arbaletlerin nöbet bekleyen silüetler. Balıkçı karıları gibi yüksek sesle gevezelik ediyorlar. Gelişimi bando mızıkayla haber versem bile bu gerzekler beni duymaz. Kimse buraya gelecek kadar akılsız değildir diye düşünüyorlar. Görene ibret olsun diye binadan sarkıtılmış olan şiş ceset limandan gelen gece yarısı melteminde yavaş yavaş dönüyor. İpi cin balığı yakalamakta kullanılan dev kancalardan birinin ucuna takılmış. Islak taşları atılmış paslı zincirlerin üstünden atlayıp çok yüksek 2 vincin arasından geçiyorum. Vinçleri dev deniz yaratıklarını parçalamak için mezbaha binalarına çekmekte kullanıyorlar. Buradaki her şeye sinen tanrılar belası kokunun kaynağı da karanlıkta yükselen bu imalathaneler zaten. Bu iş bitince kendime bir kat yeni giysi alacağım. Katliam rıhtımının balık kafası dolu sularının ötesinde, körfezin karşı kıyısında lambaları rüzgarda yavaş yavaş salınan düzinelerce gemi demirli duruyor. Aralarında koskocaman kara yelkenli bir savaş kalyonu gözüme çarpıyor. Kimin gemisi olduğunu çok iyi biliyorum. Bilgewater'da herkes bilir. Bir an kendimle övünüyorum. Bu şehrin en güçlü adamından mal kaçıracağım. Ölümün suratına tükürmenin de kendine göre bir heyecanı var. Ama ambar elbette soylu bir hanımın namusundan bile daha sıkı koruma altına alınmış. Her girişinde nöbetçi var. Kapılara kilitten başka sürgüler de vurulmuş. İçeri birinin girmesi imkansız. Ben hariç. Ambarın karşısında kalan bir çıkmaz sokağa dalıyorum. Çıkmaz olmakla kalmıyor, istediğim kadar karanlıkta değil. Devriye gezenler geri döndüğünde burada olursam beni kesin görürler. Yakalarlarsa tek umudum acısız bir ölüm olur. Muhtemelen onun karşısına çıkarırlar ki o da ölmenin çok daha işkenceli, acı dolu bir yolu. O zaman çözüm yakalanmamak elbette. Birden seslerini duyuyorum. Erken dönmüşler. En fazla birkaç saniyem var. Kolumun yeninden bir kart çıkarıp nefes alır verir gibi rahat parmaklarımın arasında gezdiriyorum. Bu işin kolay kısmı. Geri kalanıysa aceleye gelmemeli. Kartlar parlamaya başlıyor. Zihnimi odaksız ve serbest bırakıyorum. Etrafımı bir basınç çevreliyor ve evrenin tamamıyla bir olma vaadi beni dev bir dalga gibi altına alıyor. Göz kapaklarımı yarı indirerek yoğunlaşıyorum ve bulunmak istediğim yeri gözümde canlandırıyorum. Sonra içimde yine o bilindik çekilme hissi geliyor ve kayıyorum. Havada bir boşluk oluşuyor ve kendimi ambarın içinde buluyorum. Neredeyse iz bırakmadan yok oldum. Ama çok iyiyim ya. Dışarıdaki paslı kanca üyelerinden biri ara sokağa baksa tek bir iskambil kartının yere düştüğünü görebilirdi belki. Ama herhalde bakmayacaktır. Nerede olduğumu anlamak için bir an bekliyorum. Dışarıdaki fenerlerin soluk ışığı duvarlardaki çatlaklardan içeri süzülüyor. Gözlerim karanlığa alışıyor. Ambar tıklım tıklım dolu.
12 denizlerin her birinden toplanmış hazineler tavana kadar yükseliyor. Her yerde parıldayan zırh takımları, egzotik sanat eserleri, pırıl pırıl ipeklikler yığılmış. Hepsi birbirinden kıymetli. Ama buraya onlar için gelmedim. Dikkatim ambarın ön tarafındaki mal yükleme kapılarına kayıyor. Oraya en yakın olanların en yeni gelenler olduğunu biliyorum. Parmaklarımın uçlarını bir sürü sandığın kasanın üzerinde gezdiriyorum. Sonunda küçük, tahta bir kutuya geliyorum. İçinden taşan gücü hissedebiliyorum. Buraya işte bunu bulmaya gelmiştim. Çengeli açıp kapağı kaldırıyorum. Ödülüm önümde yatıyor. Siyah kadifeler üstüne özenle yerleştirilmiş, şahane işçiliği olan bir bıçak. Almak için elimi uzatıyorum. Dona kalıyorum. Bu sesi çıkaran tek bir şey var. Karanlıkta arkamda kimin durduğunu daha sesini duymadan biliyorum. "Twisted Fate," diyor Graves. "Ne zamandır görüşmediydik."